Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu kura çekme dosyasını nasıl kullanacağınızı anlattığım videoda sınıflarla butonlar arasındaki ilişkilerin karmaşık olmadığını, dosyayı istediğiniz gibi düzenleyebileceğinizi söylemiştim ama düzenleyebilen kimse çıkmadı. Ben de dosyanın nasıl düzenleneceğini, hatta baştan sona nasıl hazırlanacağını anlatan yaklaşık 1 saatlik bir video daha çektim. Ama bu videodan sonra bile bu dosyayı istediği gibi düzenleyebilen kimse çıkmadı. Ben de artık iş başa düştü deyip dosyadaki her şeyi otomatik hale getirdim. Şöyle bir dosya hazırladım. Bu dosyada elinizle isim yazmanıza bile gerek yok. GeoGebra'nın entegre hesap çizelgesi görünümüne gireceksiniz. Ve e-okuldan aldığınız hazır sınıf listesini buraya kopyala yapıştır yapacaksınız, o kadar. Bunu yaptığınız anda seçtiğiniz sınıfı listesi hemen üst bölümde gözükecek. Ve aralarından artık kura çekmeye başlayabileceksiniz. Mesela dernek üyelerimizden Mücahit hocamın gönderdiği sınıf listesi. E-okuldan indirdiğiniz sınıf listesi bu şekilde standart olarak gözüküyor. Yalnız burada iki farklı sütun var. Öncelikle bunları nasıl birleştireceğinizi de göstereyim. Ayrı bir videoda Mücahit hocam anlatmıştı. Ben de ondan öğrendiğim şekilde anlatıyorum. İngilizce bir dosya olduğu için komutlar farklı. Siz de birleştir olarak yazacak. Birleştir diyorsunuz. Seçtiğiniz hücre hemen sağ tarafta gözüküyor. Noktalı virgül. Araya bir boşluk bırakacağız. Şöyle tekrar noktalı virgül. İkinci ismi seçiyoruz. Gözüktü. Parantezi kapatıp enter yaptık. İsim karşımıza geldi. Sürüklediğimizde aynı komutu uyguluyor zaten. Yalnız bunu kopyalarsanız sorun çıkartır. Çünkü bu bir fonksiyonla ortaya çıkartıldı. Sağ tarafa fonksiyonu silerek yapıştır diyeceğiz. Özel yapıştır diyeceğiz yani. Kopyalayalım. Şöyle. Sağ tarafa geliyoruz. Şu özel yapıştırdan hemen altındaki menüyü seçiyoruz. Artık bunlarda bir fonksiyon yok. Yani e-okulun bu hazır dosyasını ben kopyala diyorum. Ve şöyle GeoGebra dosyama yapıştır diyorum. Ekledim. Artık 9A sınıfı karşımda bu şekilde gözükecek. Hatta şunu göstereyim. Önce bir yapıştırmayalım. GeoGebra dosyasını açalım. 9A sınıfı. Şu an hiç öğrenci yok. Hesap çizelgesine geliyorum. Buraya yapıştır diyorum. Ve yapıştırdığım anda sınıf listesi karşıma çıkıyor. Aynı anda. Tabi yanlarında seçim kutuları yok. Bunun sebebi sınıf mevcudunu yazmamış olmamız. 32 kişi varmış. Sınıf mevcudunu da yazalım. Ve 32 tane seçim kutucuğu, seçme aracı ortaya çıkıyor. Sınıf ismini değiştirdiğinizde sınıf menüsünde de değişir. Bu Mücahit hocamın sınıfı demiştim. 8B sınıfıydı. Buraya 8B yazalım. Enter'a bastım. Ve şimdi değişiklik tamam. Geliyorum. Biraz önceki 9B artık 8B olarak gözüküyor. İşlerinden seçtiklerinizle kura çekebilirsiniz. Daha önceki dosyada kura çekme ile alakalı yapabildiğimiz her şeyi buradan yaparsınız. Hepsini seçebilirsiniz. Aralarından kura çekebilirsiniz. Bazılarını çıkartıp kalanlar arasında kura çekebilirsiniz. Burada istediğiniz kadar öğrenciyi sıralayabilirsiniz. Yalnız dikkat ettiyseniz öğrenci isimlerinin karşısında önceki dosyadaki gibi artı eksi konulacak bir metin bölümü yok. Ben bunun yerine aşağıda oluşturmayı düşündüm. Şöyle daha geniş bir alan bırakarak. Ve seçilmiş olan öğrencinin yazılısı, sözlüsü, artı eksi, proje, performans ödevleri gibi tüm ayrıntılarını gösterecek şekilde ayarlamayı düşündüm. Ama dosyayla uğraşırken seçimi temizle dediğimde beklemeler, hepsini seç dediğimde böyle beklemeler olmaya başladı. Ben de şöyle sağ tıklayıp gezinim çubuğunu açtım. Bir de ne göreyim yani 1274 tane nesne oluşturmuşum ben bu dosyayı hazırlarken. Önceki dosya düzenlemekte zorlandığınız bu dosya aslında çok daha az araçla oluşturuldu. Gezinim çubuğuna bakarsanız sadece 73 tane nesne var. Ben bu dosyayı rahat düzenleyebilirsiniz derken bunu kastediyordum. Örneğin cebir penceresini açtığımda karşıma sadece bu kadar alt başlık çıkıyor.
Ha, bu dosya otomatik değilse de nasıl oluşturulduğunu çok rahat anlayabilirdiniz. Şöyle sıfıra aldığınızda sağ sarıp benim ilk önce hangi nesneleri oluşturduğumu görürdünüz. Sınama değeri kutucukları sağ tıklayıp özelliklerine bakıp yani bir yarım saat bir saat içerisinde bu dosyanın nasıl çalıştığını çok rahat anlayabilirdik. Ama her şeyi otomatik yapmak isteyince aşırı fazla nesne kullanmam gerekti. Mesela kura çek dediğimde şurada seçili olan sınıfın öğrencilerinden sadece seçili olanların arasından birini bana söylüyor. Kura çek butonu bu işe yarıyor. Örneğin bunu yaptırması için kura çek butonuna girdiğim komutu size göstermek istiyorum. Sağ tarafta sürgüyü kaydıralım. Hatta ben bunu kopyalayıp Word'de göstereyim size. Evet, tam 3 sayfa komut. Şurada sol tarafta yazıyor. Her şeyin otomatik olmasını sağlamak hiç de o kadar kolay olmadı. En basitinden seçtiğiniz ismin kırmızı ile yukarıda gözükmesi için 40, 12 tane sınıf 40'ar öğrenciden 480 öğrencinin her birinde değişken renkler bölümüne şu komutu o isme uygun olarak girdim. Ya da sınıf mevcuduna göre seçme araçlarının artıp azalmasını şöyle sağlatmak için araçlara girdiğim komutu göstereyim. Gelişmiş gösterme seçeneği tamamını seçip kopyalıyorum. Bunu da Word'e yapıştırıp görelim. Yaklaşık bir paragraflık bir komut. Yani iç içe parantezlerden açıyor komutlarla uğraşanlar bunun ne kadar karmaşık olduğunu fark edebilir. Her şeyi otomatiğe bağlamak arka planda inanılmaz fazla sayıda nesnenin çalışmasına sebep oldu. Önceki dosyada cebir penceresine bakmıştık. Bir de bunu da açıp görelim. Kullandığım araç ve nesneler şöyle aşağı doğru iniyorum. Önceki dosyada sadece bu kadardı. Ama her şeyin otomatik olduğu dosyada kullanılan nesne ve araçlar. Lafı şuraya getireceğim arkadaşlar. 12 sınıfta 40'ar öğrenciden 480 tane öğrenci için yazılı, sözlü, artı eksi bölümleri oluşturacak kadar zaman harcamayı gözüm kesmedi açıkçası. Her birisi için 20'şer nesne kullansam 480 çarpı 20'den 9600 tane daha nesne eklemem lazım. Ama siz uğraşmak istersiniz belki diye nasıl yapacağınızı göstereyim. Öncelikle araç çubuğunu gizlemiştim. Onu açıyorum. Sürgü menüsü altından metin alanını seçiyoruz. Buraya bir nokta koyup rastgele şöyle bir metin alanı oluşturdum. Bu alan yazılılarla alakalı olsun. İsterseniz burayı küçük küçük metin alanlarıyla doldurabilirsiniz. Bir tane öğrenci seçelim. Kura çektik. Salih çıktı. Yazılılarını göster dediğimde metin alanının gözükmesini istiyorum. Metin alanına gösterme şartları ekleyeceğiz. Sınama değeri L. İsmine bakıyorum. Metin 523. Bu zaten H4 hücresi. Bu aklımda. Ve sınıfların olduğu hücrenin ismi de Mesut Topal'dı. Yani 3 şartın sağlaması gerekiyor. 11B seçili olacak. Bu metinle şu metin eşit olacak. Ve sınama değeri de doğru olacak. Ekleyelim. Sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Birincisi L eşit doğru. İkinci şartımıza bakalım. Sınıflar menüsü. Ben onun ismine Mesut Topal yazmıştım. Eşittir. Hücre H1 hücresi zaten. Evet, ikinci şartı da ekledik. Sırada üçüncü şartımız var. Yine V bağlacını alıyoruz. H 4 eşit mi? Metin 523'e. Ve son şartımız da tamam. Bir bakalım. İki tane birden seçelim. Salih seçildiği anda yazılılar ortaya çıkıyor. Ayşe seçildiğinde gidiyor. Mesela şöyle kapalı olsun. Ben birkaç tane öğrenci seçeyim. Ayşe ile alakalı hiçbir metin kutusu yok. Hilal ile alakalı da girilmedi henüz.
Salih. Evet, şimdi Salih bir bakalım. Metin kutusu anında gözüküyor. Yani bunun gibi buraya metin kutuları istediğiniz kadar eklersiniz. Hatta şunu söyleyeyim size. Salih için ben şartı zaten oluşturdum. Bunu kopyala yapıştır yapar. Buradaki bütün metin kutularını eklersiniz. Diğer bir isimle alakalı metin kutusu ekleyecekseniz yapacağınız şey şartı küçük bir şekilde değiştirmek. Bu H4 olduğu için, H5 olduğu için buraya 5 yazacaksınız. O kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Diğer isimler. Sonra Muhammed'i seçeceksiniz. H6. Hilal seçeceksiniz. H7. Bu sayede bütün öğrencilerle alakalı metin kutusu oluşturursunuz ama en başından söyleyeyim, 480 isim için en az böyle 20'şer tane metin kutusu hazırlamış olsanız şurada 9600 tane yapar. Ha, belki bütün sınıflar değil de belli başlı sınıflar için yapabilirsiniz. Bunun hiçbir zorluğu olmaz. Ben şöyle bir öğrenci için oluşturacağım. My lady Dabandil, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabandil, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dabandil, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabandil, so cold tonight, your lips feel like winter, your skin has turned to white, your skin has turned to white. My lady Dabandil,
Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. La 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 la. My lady Dabanville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. Evet, oldu arkadaşlar. Örneğin şöyle. Şu an Salih seçili olduğu için gözüküyor. Hepsi açık durumda. Seçilen öğrencinin otomatik olarak bütün notları gözükür. Ama siz çekeceğiniz kurallarda öğrencinin anında ana bilgilerin ortaya çıkmasını istemiyorsanız o kutucukları kapalı tutarsınız şu şekilde. Sonra da istediğiniz ayrıntıyı göstermek için tıklarsınız. Mesela şöyle kura çekelim. Salih geldi. Yazılarına bakacaksınız. Veya sözlerine bakacaksınız. Artı eksi durumu. Aynı anda hepsini de gösterebilirsiniz. Ben şöyle. Bu şekilde bütün notlarına bakmanız mümkün. Gerçekten güzel değil mi arkadaşlar? Yani uğraştırır belki ama her öğrenci için bu kadar nesne ve bölüm oluşturmak, sonuçta kazancımız çok daha fazla olacak. Sadece bu yıl için değil, belki emekli olana kadar kullanabileceğimiz elimizde bir dosyamız olacak. Performans ödevi kalkabilir, ismi değişebilir, önemli değil. Sağ tıklayıp şurada temel kısmından ismini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi. Yani eskimeyecek bir dosya oluşturuyoruz. Elimizin altında bütün sınıfların ve bütün öğrencilerimizin bilgilerinin bulunacağı bir liste. Yani hatta şu da mümkün. Hesap çizelgesini açtığınızda bu kadar sınıfa girmiyorsunuzdur. Sınıflardan birini özel ders bölümü yapabilirsiniz. Başka bir sınıf etütünüz vardır. Ya da hafta sonu dershaneye gidiyorsunuzdur. Dershane ile alakalı bilgilerinizin bulunabileceği ya da oradaki takip ettiğiniz öğrencilerinizin listesini yanına ekleyebilirsiniz. Tabii 10.000'e yakın nesne. Teker teker bunları girmek zor olur. Ben bu nesneleri oluştururken hızlandırdım videoyu. Ama süreye de baktım arkadaşlar. Tam 19 dakika. Yani 20 dakika diyelim. Her öğrenci için 20 dakika uğraşmamız gerekiyor. Bu şekilde. 480 öğrenci var. 480 çarpı 20 bölü 60, 160 saat yapar. Yani günde 8 saatimizi buna ayırmış olsak 20 günde anca bitiyor. Yani kolay değil bunu tamamlaması. Şahsen bir kişinin yapabileceği bir şey de değil. Benim teklifim şu. Biz paylaşalım. Yani hesap çizelgesi görünümünü açtığımız zaman önümüze şu çıkan sarı bölümde tam 480 isim kutusu oluyor. 20-20 paylaşabiliriz. Ya da daha fazla kişi katılırsa onar onar da paylaşabiliriz.
Biraz önceki düzenlemeleri yapmak için GeoGebra bilmenize de gerek yok. Sadece videoya bakın, ne yaptığıma dikkat edin ve aynısını yapmaya çalışın, o kadar. Bunu paylaşıp tamamlayabilirsek inanıyorum ki hepimizin yıllarca kullanacağı çok faydalı bir dosya olur. Sürekli elimizin altında olacak bir dosya. Umarım faydalı olur. Allah'a emanet olunuz.